Hazırsanız temizlikten başlayalım. Mihriban abla, evi gezdin, nasıl buldun temizliğini? Tam yeni gelin eviydi. Yani ne manada yeni gelin eviydi? Temizdi. Yeni evi. Olması, temiz olmasını mı gerektirir sizce? Tabii ki. Yıpranmamış, temiz. Yıpranmaktan bahsetmiyorum, temizlikten. Temizlik. Yani yeni ise temiz midir? Ben daha yani lafıma yeni girdim. Yok, ama şu anda... Yeni gelin evi dediniz ya, anlayamadım. Hani yeni gelin evi oldu. Temiz, düzenli, ha, evet. Düzgün buldum. Evet, teşekkür Birkaç ederim. Birkaç ayrıntı yani mutfak tezgahının... Mermerlerinde toz buldum. Mermerlerinde toz buldunuz. Evet. Gösterdim. Nasıl? Kameraya da görebilirsiniz. Toz, böyle bayağı evet. Bir toz buldunuz. Toz buldum biraz. Hmm. Ondan banyo dolaplarında birkaç yerde böyle toz buldum. Banyo duşakabininde bir iki hani böyle şey buldum. Gerisinde güzeldi her şey. Temiz. Teşekkür ediyorum. Beğendin yani. Beğendim. Sen daha çok eşyaların yıpranmamışına yorum yapmışsın. Hani yeni evli eşyası yeni. Yıpranmamıştır olması diye. Gerektiği gibi dedim yani. Hmm, yeni gelin. Esra bunu şeye yordu. Hani sanki ev eşya yeni olunca hep evler temiz oluyormuş. Uçasına yordu da öyle düşünmüyorsun ama değil mi? Yani koltukta bir leke yok. Ama koltukla leke olmamız ablacığım. Hani yeni çok gelin özür diliyorum. Evi. Koltukla leke olmaması benim onu sürekli siliyor olmamdan kaynaklanıyor. Yani ben 10 aylık evliyim ama 10 defa sildim o koltukları. Esra o yüzden Hanımcığım, leke şöyle, yok. Aradan 2-3 yıl geçer, 4-5 evet. Yıl daha yıpranır. Ama bunu temiz olur. Dedim yani. Yani temizseniz hayır, temiz ne olur. Ne kadar silersen onda bir koltukta böyle sildiğin zaman bir yıpranma oluyor. Ha, onları demek istedim peki, yani. Peki Mihriban abla yani yaşanmışlık kalıyor üstünde evet. Demek istiyorum. Peki bir şey sormak istiyorum. Hadi eşyayı öyle dedin. Dedin ki daha 10 aylık evli ne kadar hamar atılabilir ki ne yapabilir ki dedi. Evet yani Esra yani böyle ona... sakin yani böyle yavaş biri gibi gördüm. Eli ağır mı duruyor evet, dışarıda? Evet öyle hissettirdi bana. Hmm. Ondan söyledim onu da. Peki yani eli ağır onu... biri peki nasıl işli köfteye cesaret edip menüye yazmış bunu hiç düşündün mü? Kendini riske mi atmış büyük bir riske? Evet. Peki. Yetiştin elimin mi? Ağır olduğunu bilmiyorsunuz ki sadece görüntü olarak evet görüntü olarak onu söyledim. Yavaş biri. Gördüğüm Esra'yı yavaş biri hani. Sakin. Sessiz. Yavaş biri dedim. Evet. Eli böyle hani güpür böyle işli köfte yapıp tatlı baklava açacak biri gibi görmedim açıkçası. Peki Selim ablacığım. Buyurun. Mihriban Hanım bu evi sizin evinizden daha temiz bulmuş. Temiz bulmuş. Benim evimde. Evet. Benim evimde Mihriban Hanım taktı ya buzdolabına, ondan temiz bulmuştur. Ciddi anlamda bu ev Selim Hanım evinden daha mı temiz? Yani şu anlamda söyledim. Hayır ben Mihriban söyledim. Hanım eşi. Selime Hanım'ın dedim 22-23 yıllık bir yaşanmışlık var evde dedim. Bunun evet öyle söyledim. Yani hani bunu evet öyle konu. Yani sonradan laf katma üstüne kız söylediğini söyle. Hiç öyle bir şey demedin sen. Ben bunu söyledim. Sonra gelin evi olması gerek. Hani daha düzenli, daha temiz, Mihriban abla, ince bir toz var. Bugün de yine dedim. Yorumlarında bayağı çelişiyorsun. Bayağı çelişki değilim. Yani bak bunu söyledim. Sen, hayır, sen şimdi kendinizi söylerken çok rahat bir şekilde söylüyorsun. Evet. Sonra karşıdan bir cevap, bir tepki geldiğinde bir saniye öyle dedim ama peşine de bunu dedim. Halbuki o peşine dediğini demedin. Pınar Hanımcığım. Buyurun. Esra Hanım'dan pek fazla bir şey beklememişsiniz. Doğru, çünkü evet. Çünkü ben dahi hani bu heyecana kapıldım, o süre zarfında yoruldum. Esra hiçbir şey yapamaz demişsiniz. Neden? Dışarıdan öyle bir algı yarattı bende. Çok böyle neden? Sessiz, sakin. Hı-hı. Ben de açıkçası yetiştiremeyeceğinizi de düşündüm. Sessiz, sakin derken çok fazla bağırmıyor. Bağırmaktan... Ama hani herkes bağırışıyor olmasa da... Biz bağırmıyoruz, biz konuşuyoruz. Herkes bağırışıyor. Biz konuşuyoruz ama siz konuşmuyorsunuz. Söz hakkı alamadığım için... Konuşmuyorsunuz değil. Hı-hı. Bakın. Ben söz hakkı alamadığım için konuştuğum boşa gidiyor. O yüzden de konuşamıyorum. Ama söz hakkı konuşamadım alabilirsiniz. Yani bugüne kadar. Ya, alamadım diye bir şey yok ya. Siz konuşmak istediğinizde... Siz konuşmayın demeyin. Hayır siz konuşmayın tabii ki demezsiniz zaten. Diyemeyiz böyle zaten bir şey öyle bir şey hakkımız yok. Ama ben sonuçta konuşmak için birinin lafının bitmesini beklerim. Ama hiçbir şekilde laf bitmiyor. Kaos, kargaşa hep var. Yani bağırmak ama, gerekiyor sesini duyurmak için ama demek ki. Ama bunu demek ki sizin yaratmanız gerekiyor. Tamam, ama yani buradan, bu söz hakkını sizin istemeniz gerekiyor. Çıkıyor. Tamam dışarıdan öyle bir algı yarattınız. Bir hamarat değilsiniz yarattı. Demiyorum. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Dışarıdan o şekilde görünüyorsunuz. Peki. Hı-hı. Peki sen de 10 aylık evli hamarat değildir demişsin. Yani evliliğin yılına göre mi hamarat olunuyor? Hayır ama biraz tecrübe de önemli olduğunu düşünüyorum. Evlilikte bir de dışarıdan, değişiyor. Bir de dışarıdan dediğim gibi daha böyle sakin, daha yavaş böyle çok hızlı pratik görünmüyorsunuz. O açıdan yani bu şekilde şey söyledim. Dışarıda sadece oturuyoruz. Biliyorum. Evet. Dışarıdan bu şekilde görünüyor. Peki. Hı-hı. Dışarıdan peki, ben bu evlilikle görünüyor. Hamaratlığı bir türlü bağdaştıramadım. Ben de bağdaştıramadım. Yani illa resmi nikah kılmış kadın hamarat mı oluyor? Yanlış. Ne kadar uzun süre evlenmiş kadın hamarat mı oluyorsun? Yanlış bir düşünce. Niye o
zaman onaylık evli diye gözünüzde hamarat olmadı? Şimdi insan şöyle eşine de jest yapmak için bazı şeyleri yapmak istiyor Kadir Bey. Ama baba evinde öyle olmuyor. Annemiz nasıl olsa pişiriyor. Yok, biz bir evde öyle değil. Bizim baba evinde öyle onu yiyoruz ya. Elin oğlu babanız kadar kıymetli değil, değil mi? Mirvan ablacığım, benim annem öyle biri değil. Bizi öyle yetiştirmedi. Ben de öyle yetişmedim. Yani ben de hani, o yüzden ben baba evinde bir şey yapılmıyor diye bir şey söz konusu değil, kabul yaptın etmiyorum. Yaptın mı babanın evinde? Evet, her şeyi de yapardım. Buraya geldiğim, yani evlendiğimde öğrenmedim. Yaptığım her şeyi zaten bilerek evlenmiştim. Ekstra bir şey öğrenmedim yani. Peki Pınar'cığım, temizlik konusuna gelelim. Nasıl buldun evinin temizliğini? Bence evi kirliydi. Yani birçok yer şöyle, salonda, mutfakta, banyoda birçok yerde pislik vesaire toz gördüm. Pislik. Nerede şöyle bulmuş? Söyleyeyim. Mutfakta davlumbazın sizin de yağlıydı. Davlumbazın evet kapağı yağlıydı bayağı. Yağlı mıydı? Oralarda kadar? Yapış yapışlıklar vardı. Hat gösterebilirim yani. Mümkün davlumbazın değil. Üstünde bir alüminyum folyo sarılı. Evet. Folyo sarılı değil, o borusunun borusu. Taktığı bir şey. Tamam, boru. Aynen evet. Öyle. O borunun altı çok pisti. Mümkün değil. Çok pisti. Boru kendisi mobilya. Hayır. Mobilyanın üstü. Dolap mümkün yani. Değil. Asla kabul etmiyorum. Eğer ki orayı ellemediyseniz hayır, o şekilde hala duruyordur. Ay, mobilyayı biz de sildik ama hiç öyle bir aman aman bir yapış yapışlık görmedik. Yapış yapış değildi. Ne gibi? Böyle şeyden? Beyaz yağ beyaz. Diyorsunuz. Yağ değil, hayır. Ne dediniz? O borunun olduğu yerde beyaz beyaz bir şeyler vardı. Beyaz bayağı vardı, mi? Evet. Efendim? Yapışık dediniz de o yüzden onu sanıyorum. Davlumbazda evet, yapış yapışık vardı. Tamam. Var davlumbazdan bazı yani çok o yağdan olmasa yapışıklık olmaz değil mi Pınar Hanım hocam? Yağ demiyorum zaten. Ne olabilir? Yapışıklık ne olabilir? Davlumbazın üstünden bahsediyorum. Davlumbazın unutun. Evet. Üstündeki biliyorum. O kapak evet, var, kapağın evet. Üstündeki borudan bahsediyor. Evet, orada bayağı bildiğiniz toz, mümkün pislik değil, bir şeyler hayır. Vardı. Hiçbir şey yok. Var. Hiçbir şey yok. Kendim gözümle gördüm. Mümkün değil. En Anladım. Çok pisliği orada gördüm, inanın. Öyle mi? Evet. O derece bir wow diyecek ya kadar vardı, pislik. Evet vardı, vardı. Bayağı bir böyle bir şeyler dökülmüş yani oraya. Bir şeyler ne dökülmüş mü, demeyeceğim. Pislik mi vardı? Kadir hani Bey böyle... Mutfak dolabının üstü yağ mı bağlamış? Yağ değil. Sizin elinizden temizdi, onu yağ değil. O sizin düşünceniz. Size sıranız gelince yorumunuzu yaparsınız. Ben yine beyan etmek istiyorum. Aha, yaparsınız yorumunuz gelince. Ben bitireyim. Peki başka orada nerede toz ne vardı dediniz. Öyle mi? Yağ değildi. Orada yağ toz değil. Var. Beyaz beyaz toz vardı. Beyaz, bu yüzden beyaz. Benim evim çok kirliydi. Öyle toz mi? Toz da değil. Böyle kuru, hani böyle ufalanmış gibi bir şeyler. Mesela boya döküntüsü gibi. Mümkün değil. Orada ne boyası olabilir Pınar Hanımcığım? Ne olduğunu ben bilmiyorum yani. Ki yani. Duvardan, almadan nasıl gösterebilirim? Dökülemez. Duvar olur. Yani sonuçta yok, dolap yani dolu oraya bir alan. Hayır, çıkınca bu evi komple pis mi yapıyor? Ben çıkıyorum oraya zaten. O zaman ben devam edeyim yorumuma. Hayır, şimdi bu evi komple pis mi yapıyor? Tamam ama diğer yerlere gelmedim ki daha. Sen orayı söyledin ya, o yüzden diyorum. Tamam yani ama daha... Orada olması çok büyük bir şey mi? Ama epey bir pislik vardı epey orada. Bir pislik evet vardı. Vardı. Biz de çıktık orayı sildik ama biz bir şey göremedik orada. Vardı Kadir Bey. Vardı. Bu Mihriman ablanın dün seni mutfakta böyle... üstünde böylece toz buldum demesi gibi oldu Hayır, sanki. Hayır. Ben şimdi gerçekten evet. Olanı söylüyorum. Peki. Kendim gördüm olanı yani. Olanı söylediğinizi tamam. Düşünmüyorum. Duşakabinin en üstü var ya bu açıp kapattığı evet. Özel. Orada böyle sürttüğümde epey bir böyle toz pislik bir şey vardı. Unutmuşsunuz değil. O. Unutmuşsunuz tamam. O arayı belli. Hayır. Tamam. Zaten ne söylesem kabul etmeyeceksiniz. Ne söyleseniz kabul etmeyeceğim değil. Buzdolabının... Evimi biliyorum yani. Buzdolabı... pardon. Televizyonun arkasında o astığımız aparat tozluydu. Televizyonumu sürekli siliyorum. Nasıl televizyon tozluydu? Televizyon değil. Astığınız aparat var ya arkadaki. Orası tozluydu. Gördünüz, buldunuz. Toz evet, vardı oradan. Evet, tozlu. Dediğim gibi ellemediyseniz hala orası duruyordur. Yani bakabilirsiniz program bittikten sonra da. Selim Hanım, siz temizliği nasıl buldunuz? Sen ben... de yeni evli detayları temiz değildir demişsin. Evet. Öyle dedim. Yeni evliliğin detayları temiz olmuyor Hayır mu? Şöyle belki detay atlayabiliyor olabilir. Detayları yapabilir yeni evli dediğimde. Mesela peteğin o orta kısmındaki demir orada buldum. İkisine de baktım. Ben salonda baktığım yerleri söyleyeyim. Kornişlerine de baktım. Kornişleri temizdi. Camımı ama açmadım yani. Burada toz moz aramadım. Ben hani toza bakmadım. Kir var mı diye. Üstteki şeyin iç kısmında bir şey. Boyumda zaten biliyorsun. Siz daha uzunsunuz maşallah. Dedim almıştır temizdir ama bir kere daha bakayım dedim. Oradan buldum. Üstten. Ama orayı aradan. Alıyorum ben. Sürekli alıyorum bir de. Kendim de almıyorum. Eşim çıkıyor. Ben tutuyorum makineyi. O süpürüyor sonra siliyor falan. Demek ki yani, keşke boyunuzun kontrol etseydim. Ben de kontrol ettim. Hiçbir yerinde evde, hiçbir şey de bulamadım. Boyum yetmediği zaman merdivene kızıma bastırıp yok, en ben üstü de merdivene var ya. Yok sizin normalde. Yeter benim yetmiyor. Ama şey önce süpürüp sonra sildiğim için söyledim. Hani hem tutup yok, hem orada buldum. Petekte de buldum salonda. Hı-hı. Bulduğum yeri Peteğin söylüyorum. Peteğin bir kısmında toz bulduğunuzu söylediniz. Yok o orta çıtasında kir buldum. Bildiğin kirdi.
varikoz değildi. Üstten bahsetmiyorum. Altta, alt kısmında, evet, alt uzun kısmında bir çıtası var onun. Tam oradan bir buldum. Kaynak demiri var. Oradan buldum. Ondan buldum. Buldum. İkisinden de buldum Kadir Bey. Gösterdim. Açıkça soruyorum. Esra'nın evi kirli miydi? Çok çok kirli değildi. Aman aman değildi. Ama detay atladığı yerler vardı. Duşakabinin en alt kısmı, o plastik yeri çıkıyor ya. Orayı çektiğim zaman. Orayı söküp yıkıyormuş. Ben de onları evet. Onu söküp yıkarım yani. Alt kısmını mı yıkıyorsun? Alt kısmını keşke, hep söküp yıkarım. Keşke bir bez dolandırıp kurutsaydın. Tabii ki de yani. Vallahi tortu da buldum. Elimle, bezle de silmedim. Önce elimle aldım. Gösterdim yani. İzleyince görürsün. Göknur Hanımcığım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Ben güzel buldum. Temiz buldum. Tabii en temiz Selim Hanım'ın eviydi. Daha sonrasında Esra Hanım'ın evi. Teşekkür ederim. Yani bunlara katılmıyorsunuz. Bunu da zaten beyan ettim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, bu... ya ben gördüğümü söyledim. Ha, tabii iki yerde toz gördüm. Onu da zaten belirttim. Beğendiniz yani temizliğini. Beğendim. Temizliğini beğendim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.